Hoş geldiniz arkadaşlar. Yine Kastamonu, yine video, yine biz. Bu tarifimiz İslam tarihinin çok geçmişlerine dayanan, Nuh'un gemisine dayanan bir tarihi var. Tabi tahmin ettiğiniz gibi biz de bugün ne yapacağız her? Aşure. Aşure yapacağız. Mübarek. TGRT belgeseldeki adamla gibi başladın mı? Muharrem ayı. Muharrem ayı. Daha önceden de belirttim ben zaten söyledim arkadaşlar size. Muharrem ayınız mübarek olsun diye değil mi Ser? Evet, Muharrem yani, ayınız mübarek olsun. Biz bunu daha önce konuştuk. Evet. Yani biz bunları daha önce anlattık. Yani nohutla anlattık. İşte fasulyeyle anlattık. Bunlarla anlattık. Şimdi malzemelerimize Seher Hanım bize başta... Şimdi bunu biraz açıklayıcı bir şekilde anlatayım ben size. Yarma. Bu bir su bardağı yarma. Ben işe gittiğim için, çalıştığım için bunları hazırladık. Ben hazırladım. Evet, biraz... Hazırlat değil, ben hazırladım. Evet, Yasin birazcık ön hazırlık yaptı. Ben yaptım ya, biraz da ya, biraz. Bu bir su bardağı yarma. Arkadaşlar, biraz değil. Sen kim yaptı? Tamam, sen hazırladın hepsini. Allah Allah, ya niye mi? Bir su bardağı yarma. Bunu akşamdan ısladık. Bana sor. Ne kadar yaptın? Bir su bardağı yarma akşamdan ıslanıyor. Evet. Daha sonrasında da ertesi gün haşladık biz bunu. Bir kaynama tamam. Haşladık. Ondan sonra epey pişti. Hatta şöyle gösterelim. Yani hani şu şekilde pişti. Ondan sonra cırma. Dağıldı be. Nohut bir çay bardağı. O da akşamdan ıslandı. Bugün pişirildi. Fasulye bir çay bardağı. O da akşamdan ıslanıp pişirildi. Bu malzemelerimiz yani kayısı. O da bir su bardağı. Yani. Bir su bardağı kayısı, bir su bardağı üzüm. Belki birazcık. Çünkü onlar şişti. İçinde malzeme onları kendi kafanıza göre katın işte. Ya bu biraz şey. Zevk işi burası. Aynen. Öyle önemli söyleyeyim. Olanla şunla bunların şeyleri. Bunların üçünü. Evet. Bunlar sonra... ıslandı. Ilık suyla ıslandı. Yaklaşık yarım saat kadar bekledi. Ben bunları en son atacağım. Tadı içinde kalsın Hatun, diye. Hatun bunda ne? Bu karabiber. Tane karabiber olursa daha iyi. Ben tane karabiber yokmuş ama... Karabiber, yarım çay kaşığı kadar karabiberi ısladım suyla. Bu da tarçın, onu da bunların sularını kullanacağız sadece. Tamam, onları söyleyeceksin yani. Aynen. Şekerimiz var. 2 litre suya 2 bardak şeker katıyoruz. 2 su bardağı. Aynen, toz tarçınımız var. Onunla da üzerini susturacağız. Şimdi şöyle suyu... Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, evet. Abi, özel bir yemek yapıyorsun yani. Nuh'un gemisinde... Kaynatmışlar. Ne, herkes ne göttüyse atmış tencereye pişmiş işte. Ser Hanım yanaşırlıyormuş değil mi? Bu tarafa geliniyormuş. Bazen. Sadece bazen ama. Bazen evet. Şimdi bakacağız bazen mi? Sayacağız arkadaşlar. Bir de şimdi ben bize kim sorduydu ben? Neydi o? Siyaz bulgur aldım pişmedi be. Türkan Hanım. Türkan Hanım için ben dün devrekhanede... buğday şey neydi o siyaz bulgur satan bir amcaya sordum. Hatta dedi ki adam nasılmış dedi siyazın dedi birisine. O da dedi çok güzel 20 dakikada pişti dedi. Adam müşterisi gidince dedim ki dayı bizim dedim bir komşumuz almış pişmemiş dedi. Niye pişmez dedim. Hani yıllanmış mı dedim. Hayır dedi. O pişmemesinin sebebi dedi iyi dinleyin burayı. İhsan Gazi'de Merguze'de buharla bu bildiğiniz siyaz bulgur seher pişiyormuş. Terden geldikten sonra ayrılıyor ya değmende, şeyinden, kabından. Ondan sonra şey yapıyormuş, pişiriliyormuş kazanlarda. Devre kendindekine kazanlarda kaynatıyormuş bunu. Kaynadıktan sonra güneşe seriyalarmış. Güneşte kurulup bize öyle geliyormuş. Onunla dedi, o pişmeyenleri dedi buharda yapıyorlar dedi. Hani makineleşmiş gibi, kimya hani nasıl diyeyim, fabrikasyon gibi. Onunla geçmişler dedi buharda olanla. Buharla, o işlemi buharda yapıyorlarmış. Onunla da kaynatıyorlarmış, olay buymuş. Devre kendinden alayım o zaman sizde. Öyle diyelim. Ne baktın? Şu an birazcık tadı iyi ama ben azıcık daha katacağım. 2,5 bardak kadar atacağım. Aynen. Biz şekerli daha... seviyoruz. Biz ben şekerli seviyorum. Bu tatlı aynen. Yani sonuçta. Aynen. Bu da aydınlanıcı bir şey olmuş, bilgi olmuş oldu. Ben de bilmiyordum. Evet, böyle şekeri eritiyoruz ilk başta. Bütün her şeye şeker geçsin diye. Ondan sonra yarmamızı atalım. Atalım değil, atıyoruz. Bu birazcık, hatta nohutu da atalım. Bunların ikisi biraz böyle bir... Özdeşsin. Ben çünkü özdeşimi seviyorum. Böyle tane tane gözüksün istemiyorum içinde.
Bu yaklaşık bir 10 dakika, 15 dakika kaynasın. Şimdi ne yapıyorum ben? Yine bir şeyler karıştırıyorum. Doğrayacağım mı? Şimdi fıstığı atacağım ilk önce. Fıstığı ne atıyorum önce? Fıstığı da yani o, ben onu da, birazcık onun da pişmesini istiyorum. Daha güzel oluyor. Bak böyle deneyin. Yani ben fıstığı da pişmesin. Hatta tuz da yani katılıyor aslında buna ama bizim fıstığımız tuzlu. Hı-hı. Tuzlu fıstık olduğu için tuz atmayacağım bir daha ekten. Arkadaşlar BİM'de, ŞOK'ta, A101'de bilmem nerede kalmamış. Talan etmişsiniz. Onun için tuzsuz fıstık da yok. Onu zor buldum. Evet. Ne yapıyorsun? Evet, şu kıvamı gösterelim. Şöyle gösterelim. Biraz özleşince. Oynatalım Oğuzcuğum. Fasulyeyi bizim biraz çok piştiği için biraz geç attık. Biraz fazla yoksa biraz parlaklığa bakın be. Yavaş bir dakika, karıştırma be. Anam be. Yenmez mi be? Yen koca kızın parasını. Acımayın senin oğluna. Paraları evet, damatlara bırakmaz. Pazarda bağırdığım gibi arkadaşlar gaza geldim. Sen ne diyorsun bana? Şimdi kayısıları da doğrayalım o arada. Doğrayalım. Onları da atacağız yavaşça. Kayısını da kayısını baksana. Bunları da ısladık. Teratür, evet. Bir dakika şunu ışığını bir açayım ha. Ufak ufak doğrayalım. Çok da ufak değil işte. Abi ufak yap ya. Çok da büyük olmasın, ben şey demiyorum. Acaba kaç kase yiyeceksin içinde? İçim herhalde. Bilmiyorum, belki bu sene yiyelim. Normalde yemeyelim de. Acaba yenemeyim oğlumla. Paraları damatlara bırakma. Yiyin paranızı. Bizim pazarcı bir arkadaş öyle bağırıyor. Devre kendisi. Panik yapmayın diye. 5 lira diye. Kaynıyor değil mi? Şuraya bakayım, kaynıyor. Kaynıyor. Karıştırıyor mu? Karıştırıyor. Ya bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. El-Rızkı Teala, Mustafa Mualla. Ya böyle bir dua yoktu. Yok yani onun. Güzel dualar et. Ya ben ettim zaten başlamadan önce. Ediyorum, Allah biliyor. Ruhun gemisinde olmak varmış. Çorba da yedim ona bazıları. Bana. Şekerli çorba demek. Aslında tatlı. Tatlı çorba diye ya. Bayağı çok mu oldu o kayısı? Yok. Senin eli bol arkadaşlar, şuna bakın ya. Hayır, tadını verecek olan şey bu. Allah. Tabii. Şu da kuş üzümü. O zaman çorba olur dediğin gibi. Şu da normal üzüm. Biz aslında bu ne yapacaktık biliyor musunuz arkadaşlar? Dün akşam kayınbirader aradı. Olayın özü o aslında. Biz daha neydi aşure bu sene, yani bilmiyorum, yapmıyorduk. Bu sene yapar mıydık da, hani video çekmek için belki yapardık ama daha da pek düşünmüyorduk. Serhat dedi ki video çekin dedi. Serhat dedi ki bizim adam dedi onlara dedi şimdi öteberim al dedi. Para harcar falan dedi. O da dedi ki abla dedi üzüm var evde var işte buğday var mı var şu var mı var. Hatta yok da hani olanları var. Biz de dedi bu sene dedi fakir aşuresi yapalım dedi. Bunların planı oydu bugün. Sadece üzüm alacaktım ben değil mi? Evet. Yarma, üzüm. Zaten nohut, fasulye vardı. Fakir şey yapacaktık. Ne derler ona? Aşuresi. Ben tabii markete girince benim gibi eli bol bir adam. Mümkün mü yani durmasını? Doğru söyle sen. Mümkün mü? Değil. Ha. Yeter ki markete gireyim bir kere. Hele aç karnına girersen. Ne kadar verdin üzüme? Biraz da fiyatlarından bahsedelim. Kaç gram? Üzüm çoğuldu ya. Tamam, kaç gram? Gramını bilmiyorum da o 8 milyon dedim ama yarım kiloya yakın varmıştı. 400 gram varmıştı. Ya 300 gram varmıştı. Ona da 5 lira verdim. O da 200 gram falan kuş üzümü. Kayısıya da 12 lira verdim. Ne kadar geliyor bilmiyorum. Paket zaten bunlar. Ha, onu da attım. Şimdi bu da böyle kaynayacak. Ha? Bu da böyle kaynayacak. Zaten şeklini hemen aldı yani. Hafif bir koyulaştırma. Şöyle bir tane şey düşmüş. Alayım onu. Yazık sevaptır. Şeye katacağım mı? Tarçının suyuna. Çubuğum. Evet. Karabiberi biz çok az atacağız arkadaşlar. Çünkü biz de tozu yiyelim. Yeter.
Siz bir çay bardağı, yani çekirdeği varsa bir çay bardağı su da bekletilmiş olsun. Vay 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 vay. Görüntüye bakar mısınız? Evet, bu birazcık daha kaynayacak. Fındığı ne yapacağım? Şimdi. En son. Fındığı en son atacağız ama şöyle bir abaz. Ha ya, at bir onu da ahatır almasın. At at. Hı. Oh. Çeşit aynen. Bulunsun içinde biraz. Aynen. Süslemeye kullanacağız biz. Aynen. Pişti mi hatun? Evet. Ya şuna bakar mısınız ya? Bak görüntü bak güzel. Bak. Görüntü güzel. Evet, çok güzel. Ne yapacağız? Servis yapacağım. Servis yapacağım. Yalnız servis yapacağız. Bir de şimdi evlere servis yapacağım işiyoruz. Evet, götüreceğiz. Sakınma kaplarını falan çıkarttı hatun. Kolu komşuya da atacağım işiyoruz. Üstlerine de fındık mı yapacağız bunları? Evet. Güzel mi oldu diyorsun? Ben beğendim. Ben daha yemedim. Sen de yemedin de. Bu valla ben sana bir şey diyeyim. Bu zengin aşuresi oldu. Bayağı bir zengin aşuresi oldu. Şuna bakarsanız. Vay vay. Nar yok nar diyordu. Oradan bağırıyor. Nasıl şey dışarı. Nar yok nar. Hayır kapat istersin altını ya. Pişmedim. Pişti o. Tokur 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 atıyor vallahi. Yeter kız komşulara bir şey almadık. Oh, fıstık atacağım hemen. Şey fındık atacağım herhalde. Bir avuç. Ben şimdi birazcık benimkini atma. Tamam. Tarçın sevenler için. Şöyle birazcık tarçın dökeceğim. Biraz bol döktün herhalde Seher. Ben bayağı kapattın üstünü yani malzemeleri. Bence az at. Zehir gibi edersin. Bak atma işte konma. Hadi bakalım. Afiyet olsun bize. Besmele ile başladık. Besmele ile bitirelim. Bakayım. Şöyle bir dakika arkadaşlar. Sizin için şöyle bir oh görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Sen görüyorsunuz. Evet. Ne yapıyor? Bakayım bir de şöyle. Sunum. Evet. Kapanış mı yapacaksın? Kapanış bir dakika. Yapıyorum. O zaman şöyle. Bir dakika ne olur dur. Ya, şimdi bunları komşulara götüreceğiz. Bunları hazır. Götüreceğiz. Evet bunları götüreceğiz. Ha, bunları komşulara, şunları? Onları. Saklama kapları burada. Onları akrabalara. Kısım akraba, dost. Bunlar komşular, onlar akrabalar. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Seher Hanım'ın eline sağlık. Biz kesemize bereket. Allah hepinizden razı olsun. Bizi izlediğiniz, dinlediğiniz, beklediğiniz, tahammül ettiğiniz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Seher Hanım bir şey söyle kameralara. Hoş kalın, hoşça kalın.